Bu arada sanki dejavü yaşar gibiyiz. Şu geride bıraktığımız bir yılı hiç yaşamamış gibi. Geçen yıl bugünlerde konuştuğumuz meseleleri, yeni kısıtlamalar gelebilir meselesini konuşuyoruz. Bakın izledik. Vaka sayıları yeniden 20 binin üzerine çıktı. İstanbul alarm seviyesinde. Karadeniz'de 5 il seyahat yasağı gündeme geldi bunlar için. Çünkü o illerde vakaların artış hızına sağlık çalışanları artık yetişemiyor. Net biçimde yetişemiyor. Risk kapıya dayandı. Ama vatandaş rehavetin kollarına kendini bırakmış durumda maalesef. Vakalar çok arttı. Ben hani hep rahatım zaten bu konuda. Gribal gibi bir şey olduğunu düşünerek devam ediyorum. Hiç kimse dikkat etmiyor. Çok tedirginim. Tedirginlik, endişe arttı ama tedbir azaldı. Türkiye'de günlük vaka sayısı yeniden 20 bini aştı. Tehlike çanları çalmaya başladı. Virüs kimlik değiştirdi ama insanlar alışkanlıklarını değiştirmedi. Bu nedenle virüs bizden bir adım daha önde. Neden önde? Çünkü tam da daha fazla dikkat etmemiz gereken dönemde insanlar tedbirlerini gevşetmiş durumda. Meydanlarda herkes sokakta, çoluk, çocuk. Maskeye ve mesafeye dikkat edenlerse sokakta yok denecek kadar azdı. Çok acil bir biçimde hemen önlemlerin alınması gerekiyor. Bizi görünce mi kapatıyorsunuz maskeyi? Yok, baksana şurada kalabalığa. Herkes de birbirini suçluyor ama. Aynen öyle. İstanbul'da vaka sayıları artıyor. Hem İstanbul hem de Karadeniz bölgesi alarm seviyesinde. Samsun, Sinop, Giresun, Ordu ve Trabzon'da vaka sayılarında patlama yaşanıyor. Mesela Samsun'da geçtiğimiz hafta her 100 bin kişide görülen vaka oranı 348'di. O oran bu hafta 458'e yükseldi. O yüzden de vaka sayısının yüksek olduğu illerde seyahat kısıtlaması başta olmak üzere yeni yasaklar kapıda. Yasak gelirse o illere giriş çıkış olmayacak. İstanbul olmak üzere Karadeniz illerinde olgu sayıları çok yüksek bir biçimde hızla artıyor. Tüm bu artan riske rağmen vatandaşsa eskisinden de daha dikkatsiz artık. Az önce kucaklaştınız. Evet, aileden olduğum için artık bir mahsur görmüyoruz. Ailenin içinde mi yaşıyorsunuz? Evet. Ailenin içinde yaşamıyoruz ama yani aileyiz sonuçta. Yani dikkat etmemiz lazım, doğru söylüyorsunuz, evet. Bu yasaklar yeri getirilsin. Yoksa bu virüs bitmez.